İyi akşamlar değerli katılımcılar, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım ve kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Bası yarısının değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımı konulu eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Berken Akın, şu anda özel bir hastanede anestezi yoğun bakım biriminde mesleğimi icra ediyorum. Aynı zamanda Hemşireler Birliği projesi kemik kadro üyesiyim. Projemizin misyonu olan Hemşireler Birliği'ni sağlamak amacına ulaşma yolunda bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu akşam işlenecek olan konu çok kıymetli. Bası yarasının önlenmesi, değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımı bizlerin temel sorumluluğudur. Bu önemli konuyu bugün bizlere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Fadime Gök hocamız aktaracak. Hoş geldiniz Fadime hocam. Kendinizi tanıtmanız için sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Böyle mezun öğrencimin moderatörlüğünde bir sunum yapmak gerçekten beni birazcık hem heyecanlandırdı hem de çok mutluyum. Böyle güzel şeyler yapmış olmandan gerçekten gurur duyuyorum Berkencim. Teşekkür ederim. Ayrıca beni bu projede konuşmacı olarak davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. İsmimi söylediniz zaten. Pamukkale Üniversitesi'nde Cerrahi Hastalık Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Uzun yıllar ben de sahada hemşirelik yapan bir akademisyenim. 15 yıl farklı birimlerde, kliniklerde çalıştım. Yaklaşık bir 20 yıldır da akademisyen olarak çalışmaktayım. Yara bakımı gerçekten çok önemli. Bizim hemşirelik olarak bakım verdiğimiz alanda etkinliğimizi en iyi gösterebildiğimiz, daha doğrusu aynımız diyebileceğimiz bakım kriterlerimizi veyahut da ölçütlerimizi gösterebildiğimiz en güzel şey. Ki geçen yılda biz bir küçük bir yara bakım sempozyumu yapmıştık. Berken de orada görevliydi. Yara bakımıyla ilgili çok şey yapmak istiyor. Sürekli beni rahatsız ediyor. Hocam şu çalışmayı yapalım, bunu yapalım diye. Umarım çok güzel yerlerde olacağına inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten sizlere layık bir sunum inşallah sunum yapabiliriz. Hep birlikte ortak bilgi paylaşımı adına. Sizler de katkıda bulunursanız zaten çok güzel geçeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hocam söyledikleriniz beni çok mutlu etti. Öncelikle kendi adıma çok teşekkür ederim. Ayrıca aramızda bulunduğunuz için de ben burada bulunan herkes adına teşekkür ederim tekrar. Şimdi projemizin kurucusu Sayın Hattab İşine kendini tanıtması için sözü bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir akşamdan bilgi şöleni ile karşılaşacağımız ve Hemşireler Birliği projesi bilgiyle hareket eden bir proje olduğunu her zaman biliyoruz, her zaman söylüyoruz. Bu akşam da bilginin ve işte kanıt temelli bilgilerin ne kadar önemli olduğunu aslında ortaya koyacağız. Sahada en fazla karşılaşabileceğimiz durumlardan bir tanesidir aslında bası yarası. Ama erken müdahalesinde veya erken teşhisinde çokça fazla önlenebilir aslında olan bir müdahaledir. Ama önlenemediği zaman da yani daha doğrusu siz iyi bir gözlemci, iyi bir gözlem yapan iyi bir hemşire olmadığınız zaman da ileri evrelerde tespit ettiğiniz zaman da geri dönüşümsüz evrelere gidebilecek ve komplikasyonu belki de enfeksiyonla sonuçlanıp ölüme dahi götürebilecek bir sonuca götürebilecek bir durumdur aslında bası yarası. Onun için de bu akşam gerçekten de çok önemli bir konu olduğu için de ayrıca heyecanlıyım ve çok değerli Fadime hocamızla da birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Yani güzel bir akşam olacak. Hepimiz güzel bir verimlilik alacağız bu kamptan, bu eğitimden. 300 kişi katıldı şu an Zoom üzerinden, YouTube üzerinden de çokça fazla katılım söz konusu şu an değerli arkadaşlar. Orada da 150'ye yakın bir katılım şu an itibariyle söz konusu. Toplam 450-500 kişiye varan bir katılım söz konusu. Hepinizin yüreğine sağlık. Yani şöyle söyleyeyim size. Ramazan ayında bu denli kalabalık bir kitleyle, kalabalık bir meslektaş grubuyla bir arada olmamız demek geleceğe umutla bakacağımız anlamına geliyor. Ben bunu kendimce söyleyebilirim. Evet, beni zaten çoğunuz biliyorsunuz. Projenin kurucusuyum, Hattab İş'in. Ama bu proje kurucusuyum demekle yetinmiyor. Bu proje bir ekip çalışması ve bizim kemik kadro ekibimizle, aktif üyeler ekibimizle, sizlerle, siz değerli katılımcılarımızla hep birlikte güçlüyüz. Hep birlikte bir şeyleri başarıyoruz. Ve birlikte olduğumuzdan da ben çok mutluyum. Hepinizin yüreğine sağlık. İyi ki aramızdasınız, iyi ki katıldınız. Güzel bir eğitim akşamı diliyorum hepinize. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz Attap Hocam. Şimdi projemizin yöneticisi Sayın Figen Canbaz'a kendini tanıtması için sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim Berken. Öncelikle hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 300 kişiyi burada görüp aynı zamanda YouTube'dan da 150 arkadaşımız bizleri izliyor. Değerli hocam, Fedim Hocam, hoş geldiniz sizler de. Onur verdiniz. Gerçekten çok önemli bir konu. Ben de kısaca duygularımı ifade edeyim. Ben de yoğun bakımda çalıştım. Bir yaklaşık 9 ay kadar yetişkin yoğun bakımda çalıştım. Şimdi de yeni doğan yoğun bakımda çalışıyorum. Bası yarısı mesleğimizin gerçekten yoğun bakım gözüyle baktığımızda çok önem arz eden ve önlenebilir girişimsel bir hemşirelik problemi olarak görülüyor genellikle, ama bunları biliyor olmak ve buna önemli girişimlerde bulunmak biz hemşirelerin tabii ki elinde. Bu akşam çok değerli bilgiler edineceğiz hemşireler olarak ve bu noktada gerçekten önemli noktalara değineceğiz diye düşünüyorum. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Figen, projede yönetici vasfındayım. Yeni doğan yoğun bakımda çalışıyorum. Hemşireyim, yaklaşık 1,5 yıldır sahada aktif olarak çalışıyorum. Hepinize şimdiden verimli bir akşam olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Berken. İyi eğitimler. Teşekkür ederiz Figen Hocam. Şimdi kemik kadro ekibine söz alırlarsa sırayla kendilerini tanıtmaları için söz vereceğim. Evet, Merve. Herkese merhaba, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben Merve Çiçek, Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hemşireler Birliği projesinde Twitter sorumluluğunu üstleniyorum. Bu akşamki etkinliğimizin çok güzel geçeceğine inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Merve. Başka kemik kadrodan söz almak isteyen arkadaşım varsa el kaldırabilirse hemen sesini açabilirim. Merve, hemen sana söz verelim. İyi akşamlar herkese. Ben hoş geldiniz öncelikle. Merve, sesini alamıyoruz. Gelmiyor. Çok kesik kesik geliyor. İnternet kaynak olabilir yani. Tamam, biz Azra'ya geçelim o zaman. Senin internetin düzeldiği zaman tekrar alalım, olur mu? Tamam. Azra, sesini açtım. Öncelikle herkese merhaba. Ben İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1. sınıf öğrencisiyim. Hocam, aramıza hoş geldiniz. Ben de Hemşireler Birliği Projesi Kemik Kadro üyesiyim. Bu akşam çok keyifli ve güzel bir eğitim geçeceğine inanıyorum. Herkese başarılar dilerim. Teşekkür ederiz Azra. Şimdi Hüdanur'a söz verelim. İyi akşamlar herkese. Ben de kemik kadro üyesi Hüdanur Tosun, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Herkese bu akşam hayırlı eğitimler diliyorum. Aramıza hoş geldiniz Fadime Hocam. Teşekkür ederiz Hüdanur. Ben de kemik kadro hakkında çok ufak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kemik kadrodaki arkadaşlarımız çok değerli ve herkes çok sıkı çalışıyor. Fakat bizler kemik kadro ekibi olarak çok çalışmaktan şikayetçi değiliz. Yeter ki mesleğimiz hak ettiği değeri görsün, hak ettiği konuma gelsin ve sahada bilinçli hemşireler olsun diyoruz. Kemik kadrodaki arkadaşlarıma çalışmaları, projeye olan inançları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda aktif üyelere de öyle. Şimdi kısaca iki uyarı yapmak istiyorum. Sonra eğitime geçebiliriz. Öncelikle YouTube ve Zoom'dan katılan arkadaşlarım, sorularınızı chat kısmına yazarsanız hocamızın sunumu bittiğinde kendisine sorularınızı yöneltebilirim. Veya Zoom'da bulunan arkadaşlar eğitim sonunda el kaldırarak söz alıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Diğer bir konu ise katılım belgeleri için eğitim sonunda YouTube ve Zoom üzerinden chat kısmından form atılacak. Katılım belgeleri için eğitim sonunda atılacak olan formu doldurmanız gerekmektedir. Bu yüzden eğitim sonuna kadar kalmanız gerekiyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir de Rabia'ya söz verelim. O da kemik kadro ekibimizden.
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı eğitimler diliyorum. Ben bunun için öncelikle Berken arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle güzel bir öğretmeni buraya konuk etti. Çok çok sağ ol. Emeğine sağlık. Çok güzel bir moderatörsün. Başarılar diliyorum. Hiç heyecanlanma. Aynı zamanda hocam hoş geldiniz. Biz bu konuyu gerçekten dört gözle bekliyorduk. Şimdiden ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben de kamp sayfasının yöneticiliğini yapıyorum. Umarım en iyi şekilde yaparım. En iyi şekilde fayda sağlarız. Gelişmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız bu. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı eğitimler diliyorum. Teşekkür ederiz Rabia. Rabia bizim enerji küpümüz. Ben onu görünce gülmeye başlıyorum. Ondan enerji aldığımıza göre bence konuya geçebiliriz. Çünkü hepimiz çok heyecanlıyız. Hepimiz bekliyoruz böyle dört gözle. Sözü size bırakıyorum Fadime Hocam. Başlayabiliriz. Evet, tekrardan merhaba. Bu kadar genç, bu kadar istekli, bu kadar dinamik bir ekip karşısında ben heyecanlandım açıkçası. Umarım güzel bir şekilde geçer sunumumuz. Ben ekranımı paylaştım ama şu an görünüyor mu? Hayır. Tekrar paylaşmam gerekecek acaba? Evet. Bir dakika. Beklerken YouTube'daki arkadaşlarım da bir yandan hangi üniversiteden katıldıklarını yazabilirler chat kısmından. Şu an geldi mi ekran? Evet, geldi. Tamamdır, başlayabiliriz. Herkese iyi eğitimler diliyorum. Evet, bugün basınç yaraları, basınç yaralarında risk faktörleri ve buna yönelik işte tanımlar, nedenleri, sınıflandırması, değerlendirmesi ve hemşirelik girişimleri üzerinde konuşacağız. Amacımız bizim basınç yaralarını tedavi etmek değil, önlemek olmalıdır. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Çünkü basınç yarası oluştuğu zaman hastanın hastanede yatış süresi uzuyor, sağlık bakım kalitesinin artmasına, aynı zamanda enfeksiyon, amputasyon gibi yaşam kalitesini düşürecek komplikasyonların ortaya çıkmasına neden oluyor. Hatta daha da kötüsü mortalite sebebi olabiliyor maalesef. O yüzden basınç yaralarının önlenmesine yönelik girişimlerimizi ve farkındalıklarımızı arttırmamız gerekiyor. Basınç yarası dediğimizde genellikle kemik çıkıntılarının üzerinde deride veyahut da deri altındaki dokularda basınç ya da basınca eşlik eden sürtünme veya yırtılmanın etkisiyle meydana gelen lokalize yaraları tanımlıyoruz. Burada gördüğümüz gibi basınç bölgelerini görmekteyiz. Yine ilerleyen dönemlerde bunların üzerinden geçeceğiz ama yani en önemli nedenimiz basınç yaralarında adından da anlaşıldığı gibi basınç altında kalması, yani basınca maruz kalan yumuşak dokularda kan dolaşımının bozulması olarak da tanımlanabiliyor. Burada az önce Hattat Bey de söylemişti, eğer ki önlenebilir, zamanında önlem alırsak oluşmasını önleyebiliyoruz, tedavi edebiliyoruz, komplikasyon oluşmasını önleyebiliyoruz, hatta kişinin yaşamını uzatıp yaşam kalitesini uzatabiliyoruz. Ama maalesef geç kalındığı zaman da yaraların iyileşemez hale gelip komplikasyon nedeniyle kişi hayatını kaybedebiliyor. Artık yara bakım teknolojisindeki ürünlerin gelişmesi, her şeyden önemlisi de yani hemşire arkadaşlarımızın, hemşireliğin bu konuda farkındalığın artmasıyla birçok komplike kibütler veyahut da bası yaraları iyileştirilebiliyor. Burada da gördüğünüz gibi son derece kötü olan bir dördüncü evredeki bir yaranın gerçekten iyi bir bakımla tamamen granülasyon dokusuyla iyileştiğini altıncı şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Basınç yaraların terminolojisine baktığımız zaman aslında bu günümüze kadar çok farklı tanımlardan geçmiş durumda. Yatak yarası, dekibüt yarası, bası yarası, basınç ülserleri gibi ama en son artık son literatürde basınç yarası olarak kabul edilmiş durumda.
ve buna yönelik de en son guideline 2019'da yayınlanmış. Bunun çevirisi tamamen Türkçe'ye yapılmış bir durumda ve istediğiniz zaman bütün bölümlerine ulaşabileceğimiz bir kaynak elimizde var arkadaşlar. Burada da görüyoruz, basınç yarasının gelişmesine neden olan faktör aslında basınç. Fakat basınç yarası oluştuğu zaman sadece buzdağının görünen yüzünü görebiliyoruz biz. Oysa ki doku ve yara iyileşmesi alt tabakalardan başlıyor. Eğer herhangi bir şekilde yüzeyde bir oluşum görebiliyorsak artık bunun oluştuğunu düşünmemiz gerekiyor. Basınç yarasının gelişmesine en önemli faktör basınçtır dedik. Fakat basıncın yanında da ekstra bir takım faktörler rol oynamakta. Burada basıncın oluşmasına neden olan mobilitenin azalması, aktivitenin azalması, duygusal algıda herhangi bir şekilde azalmanın olması, bunun içerisinde işte kişinin yaşı itibariyle kognitif yetilerinin gerilemesi veyahut da bir kafa travması geçirmiş olabilir, buna bağlı bilinç kaybı olabilir ya da herhangi bir şekilde intoksikasyon nedeniyle gene bilinç düzeyinde bir değişiklik olduğu zaman kişinin mobilitesi bozulacağı için hareket yeteneği ortadan kalktığından dolayı immobil hale gelip ve aynı zamanda da eğer bakım veren kişiler bu konuda da yetersiz kalıyorsa aynı noktada kaldığı için aynı noktayı temas etmesinden dolayı maalesef basınç yaraları ortaya çıkabilmekte. Tabii ki basıncın burada basıncın yanında doku toleransı, ekstrensek faktörler, aynı zamanda intrensek faktörler dediğimiz bir takım faktörler de etkilemekte. Yine dış faktörler olarak ekstrensek faktör dediklerimiz nemlilik, sürtünme, yırtılma bunlardan en önemlileri. İntrensek faktörler ise hastanın kendisiyle ilgili olan nedenler. Bunlar da işte kişinin yaşı, cinsiyeti, demografik özelliklerinin yanında aynı zamanda kronik bir hastalığının olması ya da doku perfüzyonunu bozacak herhangi bir oksijenlenme ile ilgili bir sıkıntısının olduğu ikinci bir hastalığı düşünebiliriz. Tekrardan şöyle basınca gelecek olursak, burada basıncın yoğunluğu, süresi, dokunun toleransı ve az önce saydığım diğer faktörler ciddi anlamda rol oynamakta. Peki basıncın süresi ve yoğunluğu nasıl etkiliyor diye baktığımızda, süre basıncın zarar verici etkisini belirleyen önemli bir faktördür. Süre ile basınç yaraları ters orantılı olarak çalışmakta. Düşük yoğunluktaki basınç daha uzun sürede, yüksek yoğunluktaki basınç ise kısa sürede basınç yaralarının ortaya çıkmasına neden olmakta. Bir diğer önemli unsur ise basınç var fakat bunun süresi de çok çok etkili. Doku kan akımı azaldığında derideki epitel tepkisel hiperemi oluşuyor. Basınç ortadan kalktığında doku kan akımı ve oksijenlenmesi artıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu süre devam ettiği sürece eğer ki 2 saati geçtiyse dokuda nekroz gelişmesine neden oluyor. 2 saat öncesinden eğer ki bir doku perfüzyonunu sağlayacak işte pozisyon değişikliği olabilir, o bölgenin masaj yapılması olabilir veyahut da yatak içerisinde yine aktif pasif hareketlerin yaptırılması olabilir. Doku perfüzyonundaki düzelmeyle birlikte iskeminin oluşması ortadan kaldırılabiliyor. Diğer bir etkenimiz ise basıncın yoğunluğu. Biz biliyoruz ki kapillerde, arteriyollerde, alveollerde basınçlarımız var. Burada özellikle arteriyel uçtaki basıncın 28 ile 32 milimetre civa basıncının arasında olması, mid kapillerde ise ortalama 25, venöz uçta ise ortalama gene 12 civarında olması gerekiyor. Bu basınç arttığında aynı zamanda da süre uzadığı zaman maalesef direkt olarak doku iskemisi ortaya çıkıp ülserlerin oluşmasına neden olmakta. Yani kapiller dolaşımı engelleyen basınç özellikle 32'nin üzerine çıktığı zaman doku akımı yavaşlıyor, doku beslenmesi bozuluyor, doku iskemisi ve nekrozu gelişerek basınç ülserlerinin oluşmasına neden oluyor. Dokunun dayanıklılığı ise yani toleransı hasta yatarken ya da otururken vücut ağırlığı kemik çıkıntıları üzerine binmekte ve vücut ağırlığının eşit şekilde dağılamaması nedeniyle bu alandaki gene dokunun perfüzyonu kötü yönde etkilenmekte. Gene vücut basınç vücuda eşit bir şekilde dağılmazsa dokular üzerinde basınç eğime doğru artmakta ve basınç altında kalan derinin metabolizmasını otomatikmen çözmekte, otomatikmen bozmakta. Burada da gördüğümüz gibi bakın yüzeyde çok az bir kısım görülmesine rağmen alttaki tabakada doku hasarının daha fazla olduğunu görüyoruz.
Basınca daha yoğun hissedilebilecek alanları tekrar şöyle göz atacak olursak, özellikle supine pozisyonda yatıyorsa hastamız, oksipital bölge, kafatasında yaraların açıldığını çok kez gördük kliniklerde. Ya da skapulaların, özellikle bunun yanında koksiks bölgesi, torakanterler ve topuklarda daha fazla bası altında güç aldığını görüyoruz. Yine lateral pozisyona geldiğimiz zaman torakanterler, iskiyom, omuz, başın yan kısımları, dizin ön kısmı, gene topuk ve ayak bilekleri aynı şekilde. Tamamen immobil olmasa bile eğer kişi yaşlıysa, beslenme bozukluğu varsa, komorbid bir hastalığı varsa, gün içerisinde tetkikleri yapılırken, tekerlekli sandalyeyle dolaştırılırken gene gördüğümüz bu kısımlarda, omuzda, koksekste, iskiyal bölgede, ayaklarda veyahut da dizde basınç yaralarının oluştuğunu görebiliyoruz. Diğer bir etken sürtünmenin etkisi, deri ve temas yüzeyi arasında direnç oluşturarak yırtılmalara neden olmakta ve ters yönde hareket eden iki yüzey arasında meydana gelen mekanik kuvvet kuvveti olarak tanımlanan sürtünme ile gene dekubit yaraları karşımıza çıkmakta. Burada baktığımız zaman dokunun bir yüzey üzerinde hareket etmesi sonucu ortaya çıkan sürtünme tek başına sadece epidermis ve dermisin üst tabakasında zedelenmeye yol açıyor. Sürtünme epidermise dikey mekanik bası uyguladığı zaman da gene alttaki dokuların mikro dolaşımı bozulduğu için dekubit yaraları oluşmakta. Diğer bir etken ise makaslama, yırtılma. Mekanik zorlama olarak isimlendiriyoruz bunu. Birbiri üzerine hareket eden yüzeylerin ters yönde kuvvet etkileriyle makaslayıcı olarak bir etki ortaya çıkmakta. Makaslama kuvveti kemik ve deri tabakaların birbiri üzerinde ters yönde kaymasıdır. Diğer bir deyişle derin dokularda yırtılmalara neden olur. Yırtılmanın etkisiyle kan damarlarının gerilip uzamasıyla doku perfüzyonu bozulur ve doku hasarı gelişir. Yırtılmanın asıl etkisi kemik dokuların üzerinde derin dokularda görülmektedir. Bu şekilde de daha net anlaşılacağı gibi diklemesine ve yanlamasına, yani makaslama, shearing her zaman söz konusudur ve basınçla hareket etmektedir. Özellikle burada makaslama ve yırtılmaya ne zaman dikkat edeceğiz? Hastalarımızı pozisyon verirken, işte yarı Fowler ya da Fowler pozisyonda oturtmamız gereken hastalarda mutlaka yatak içerisinde aşağıya doğru bir kayma söz konusu. Bunları tekrar pozisyonlarını düzeltirken sürükleyerek değil, mutlaka iki ya da üç kişiyle yatak çarşaflarında düzgün bir şekilde olması koşuluyla sürtünme olmaksızın kaldırıp koymamız gerekiyor. En fazla yoğun bakımlarda ya da immobil hastalarımızda bu nedenle dekubitlerin açıldığını görüyoruz. Ve aynı şekilde gene yatak içerisinde yabancı cisim unutulması, branür kapağı olabilir, enjektör kapağı olabilir veyahut da monitör kabloların hastaların altında veyahut da pozisyon verdiğimiz zaman herhangi bir şekilde temas etmesi nedeniyle gene basınç yaralarının oluşmasına neden olduğunu görüyoruz. Diğer önemli bir faktör ise nem düzeyi. Aşırı nemli ortam, aşırı terleme, yara drenajı ve genellikle de üriner veyahut da fekal inkontinans olduğu zaman o bölgedeki nem sürekli nemli kaldığı için basınç yaralarının oluşmasına neden olmakta. Derinin ıslak kalması, epidermisin üst tabakasının yumuşamasına ve dermisteki kolajen yapı arasındaki çapraz bağlarının zayıflamasına neden olarak doku bütünlüğünün bozulmasına neden olmakta. Az önce saymıştık ama şöyle tekrar edecek olursak, bunların dışında etkili olan faktörler derinin ıslak kalması. Bu yara bölgesinden drenaj olabilir ya da ekstra dışarıdan bir ıslak söz konusu olabilir. Az önce söylediğimiz gibi inkontinans nedeniyle karşımıza çıkabilir. Anemi aynı şekilde gene etkilemekte. Duysal motor fonksiyonlar, psikolojik durum, hareketsizlik, periferiyal dolaşımda bozulma, beslenme bozuklukları, ödem, enfeksiyon ve bunun dışında özellikle yaşlılık gene etkileyen faktörler. Bunlarla ilgili de kısa kısa bilgi vererek geçeceğim. Az önce söylediğimiz gibi derinin ıslak kalması herhangi bir şekilde drenaj nedeniyle ortaya çıkmakta. Basınç yarası riskini otomatikmen arttırmakta. Islaklığın nedeni ise gene yaradan gelen akıntı, aşırı derecede terlemesi, oksijen uygulanması, kusma veyahut da inkontinansı sayabiliriz. Anemi nasıl etkiliyor diye bakacak olursak, biliyorsunuz ki oksijen hemoglobine bağlanarak taşınıyor arkadaşlar.
Hemoglobin düzeyi düşük olduğu zaman tabii ki tıbbi olarak anemi tanısı oluyor hastamız ve böyle bir durumda da yeterli doku perfüzyonu sağlanamadığı için az önce saydığımız faktörler de zaten risk olarak yüksek düzeyde hastalarımızın yatak yarası açılmasına neden olmakta. O yüzden otomatikmen risk oranı da artmakta. Duysal algı motor fonksiyon bozukluklarına baktığımızda ise normal duysal algısı olan bir hastaya göre duysal bozukluk nedeniyle ağrı veya basıncını algılayamayan hastalarda risk otomatikmen artmaktadır. Herhangi bir şekilde SVH hata geçirmiş olabilir kişi, bilinci yerinde olmayabilir ya da böyle olduğu için zaten basıncı algılayamayacaktır, ağrısını ifade edemeyecektir. Bilinci yerinde olmasa bile herhangi bir şekilde eğer ki ekstremiteleriyle, motor fonksiyonlarıyla ilgili bir kayıp söz konusuysa, kendini ifade edebilse bile bireysel gereksinimlerini karşılayabilmek için hareket edemeyeceği için yine otomatikmen risk artmaktadır. Az önceki saydığımız bütün nedenler hareketsizliğe yani immobiliteye neden olduğu için immobil hastalarda da en fazla birinci derecede gene basınç ülserlerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında az önce dedik anemi doku perfüzyonunu etkiliyordu, oksijen taşınmasını engelliyordu. Bunun yanında gene ateriosikleroz veyahut da diyabetüs mellitus gibi periferiyal dolaşımı engelleyen, bozulmasına neden olan herhangi bir hastalığı varsa sadece bunlar değil, kalp damarla ilgili diğer hastalıklar da etkileyebilir. Böyle bir durumda gene doku perfüzyonu bozulacağı için hastalarda basınç ülserleri otomatikman ortaya çıkmaktadır. Yine yeterli ve dengeli beslenmiyorsa kişi, uzun süre kaş ektikse veyahut da uzun süre obez bir hastaysa böyle bir durumda da gene otomatikman basınç yaralarının oluşması karşımıza çıkıyor. Fazla obez kişilerde yağ dokusunun fazla olması kanlanmayı etkilediği gibi aynı zamanda da kemik dokusunun üzerine olumsuz etki yani bası yaparak gene burada yara oluşumunu hızlandırmaktadır. Tam tersi aşırı kaş ektik durumlarda resimde de gördüğünüz gibi kemik dokuları üzerinde pozisyon esnasında yani fazla bası meydana geldiği için gene bu risk otomatikman karşımıza çıkmakta. Şöyle genel olarak bakacak olursak yara iyileşmesinde gerekli olan yani veyahut da vücudumuzda eksik olduğu zaman yara iyileşmesini geciktiren vitamin ve minerallerden A vitamini epitelizasyonu hızlandırdığını, B vitamini protein ve karbonhidrat metabolizmasını etkilediğini, C vitamini özellikle kolajen molekülün yapı ve fonksiyonlarını etkilediği, kapiller membranı güçlendirdiği ve immün sistemi güçlendirdiği için özellikle yara bakımında takviye olarak verilmesi gerektiğini biliyoruz. K vitamini hepinizin bildiği gibi pıhtılaşma faktörlerinin sentezi için gerekli. Eğer ki K vitamini eksikliği varsa yine anjiyogenez etkileneceği için epitelizasyon daha geç olacağı için dışarıdan takviye edilmek durumunda kalınmaktadır. Demir depoları eğer eksikse özellikle pernisyöz anemi veyahut da diğer anemilerden biri söz konusuysa buna bağlı feritin düzeyi düşükse kolajen sentezi ve doku oksijenizasyonu olumsuz etkilendiği için gene bu hastalarda basınç yaralarının oluşması daha da hızlanmaktadır. Herhangi bir nedenle karaciğer yetmezliği olabilir, konjestif kalp yetmezliği olabilir veyahut da kronik böbrek yetersizliği nedeniyle sistemik bir ödem var ise bu hastalarımızda gene doku bütünlüğünün bozulma riski daha yüksektir. Enfeksiyon vücudumuzda sistemik ya da lokal bir enfeksiyon söz konusuysa gene arttırıcı faktörlerden. Vücut ısısı yüksek seyrediyorsa genel bir enfeksiyon yoktur belki ama gene vücuttaki nem oranı değişeceği için, azalacağı için gene risk faktörü. Yaşlılarda immün sistemin otomatikmen baskılanması, zayıflaması veyahut da fizyolojik olarak gerilediği için bu kişilerde saydığımız diğer faktörlerde eşlik ettiği zaman daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak risk faktörlerini saydıktan sonra basınç yaralarının evrelendirmesini çok iyi yapmamız gerekiyor. Evrelendirme biraz karmaşık bir olay ve bazen atlanabiliyor hatta karıştırılabiliyor deneyimli kişiler olsa bile. Ciddi basınç yaralarının gelişmesini engellemek için erken dönemde basınç yaralarını tanımlamak, doğru sınıflandırmak ve diğer lezyonlarla ayırıcı tanısını yapmak gerekiyor.
O yüzden bazı teknikler geliştirilmiş. Daha doğrusu bunların arkasından da bahsedeceğim. Risk değerlendirme skalalarımız var. Risk değerlendirme skalalarına geçmeden önce de kaçıncı evrede olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden birçok kez, yani birçok kaynakta görebiliyoruz. Yani elma ile bir benzetme yapılarak derecelendirilmeye çalışılmış. Burada hepimizin bildiği gibi cildimiz normalde bir işte elmanın dış görüntüsü kadar pürüzsüz bir şekilde görülüyor. Fakat herhangi bir şekilde işte bası yaraları oluşmaya başladıysa bu doku bütünlüğünün bozucu belirti bulgular ortaya çıkıyor. Birinci evreye baktığımızda deri bütünlüğünün bozulmadığını, deride basmakla solmayan bir kızarıklığın olduğunu görüyoruz. Burada da görüyoruz. Herhangi bir şekilde bir kızarıklık var ama basmakla geçmiyor. Ciltte de bu şekilde, cilt yüzeyinde de görüyoruz. Ve bu süreçte artık bizim daha yakından takibimizi yapmamız gerekiyor. Riskin artık yükseldiği anlamına geliyor. Ve mutlaka gün içerisinde de bu kırmızılık, yani kızarıklığın hacmini, çapını mutlaka değerlendirmemiz veyahut da bül oluşup oluşmadığına bakmamız gerekiyor. O yüzden genel olarak bu evredeki hemşirelik girişimlerini şöyle özetleyecek olursak ya da yapmamız gerekenleri, kişinin ciddi altında, risk altında olduğunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Gündüzleri 2 saatte, geceleri 4 saatte bir pozisyon değişikliği yapılmalı. Cilt kesinlikle kuru tutulmalı, çarşaflar kırışıksız olmalı, yatak içerisinde yabancı cisim unutulmamalı, yeterli ve dengeli beslenmesi sağlanmalı. Bu çok çok önemli. Eğer kişi bilinçsizse, oral alamıyorsa biliyorsunuz ki özellikle nazogastrik sonda ile TPN ile beslenmeyi tercih ediyoruz. Alması gereken multivitaminleri, mineralleri ve sıvıyı. Eğer uzun vadedeki yoğun bakımlarda stajlarımızda görmüşsünüzdür, çalışan arkadaşlarımız, klinik deneyim olanlar mutlaka zaten bunu biliyorlar. Uzun süre TPN ile beslenmek tavsiye ettiğimiz bir yöntem olmadığı için nazogastrik sondayla, ki nazogastrik sonda da hastaların konforunu bozması, aynı zamanda ilerleyen slaytlarda da göreceğiz, işte tıbbi cihazlara bağlı yaraların oluşmasına neden olduğu için PEG'le beslemeyi tercih ediyoruz. Ki hastalarımızda beslenme bozukluğu, malnütrisyona bağlı basınç ülserleri hızlanmasın diye. Bunun yanında koruyucu bariyer, krem ya da cilt koruyucu bariyer spreylerin mutlaka kullanılmasını, transparan film yara örtülerinin iyi kapatılmasını ve bunun dışında da kızarıklığın çapını günlük olarak mutlaka ölçülmesi gerektiğini tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. İkinci evredeki bası yaralarında ise burada bütünlüğü bozulmamış dermis ile birlikte kısmi kalınlıkta bir deri kaybı söz konusu. Bu da soyulmuş elma gibi düşünebilirsiniz. Kısmi kalınlıklı deri kaybı ve açılmış dermis görüntüsü vardır. Ve burada gördüğümüzde yara yatağı canlı, pembe veya kırmızı, nemli veya sağlam veya açık rüptüre olmuş olabilir. Seröz bir bil olarak veyahut da karşımıza çıkabilir. Yağ dokusu derin dokularda herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Granülasyon dokusu, eskar dokusu mevcut değildir. Yani enfekte değildir. Bu yara doku bütünlüğü bozulmuştur, deri bütünlüğü, fakat dokularda ciddi anlamda bir hasar henüz oluşmamıştır. Bu aşamada da dikkat edeceğimiz kriterler, birinci evredeki tüm girişimler burada da devam ettirilmesi gerekiyor. Basıncın bir şekilde engellenmesi lazım. Nem ve ısı kontrolü yapılması ve dengelenmesi ve aynı zamanda enfeksiyonlardan korunması, mutlaka da koruyucu bariyer ile ilgili aparatların kullanılması gerekiyor. Bunlar bölgesel olmadan ziyade daha çok yatak yüzeyleri, havalı yataklar, jel petler olarak gene söyleyebiliriz. Üçüncü evre bası yarasında ise dermisi ve dermisi, epidermisi ve dermisi içeren tam katmanlı deri kaybı vardır. Ülser ve granülasyon dokusu içerisinde yağ dokusu görünür. Sıklıkla yuvarlanmış yara kenarlarına rastlanmaktadır. Kabuklaşmış deri veya eskar görülebilir. Doku hasarının derinliği anatomik bölgelere göre değiştiği gibi yarada cepler ve tüneller bulunabilir. Fasiyel, kas, tendon, ligament, kıkırdak veya da kemiklerde zaman zaman hasara maruz kalmış olabilir. Bu aşama daha ciddi
hemşirelik hizmetlerini maalesef yapmak durumundayız. Daha kompleks düşünmek durumundayız ve hastanın sistemik bir rahatsızlığı varsa, yaşlıysa, malnütrisyonu varsa daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü birkaç saatte, birkaç gün içerisinde ciddi anlamda ilerlediğini görebiliyoruz yaraların. Nemli yara iyileşmesi, yani iyileşmenin sağlanabilmesi için yaranın nemlediğini mutlaka sağlamamız gerekiyor. Ek suda emici pansumanlar kullanmalıyız. Yara çevresini korumalıyız bu süreçte. Daha dikkatli değerlendirmeli. Sabah, öğlen, akşam gerekiyorsa daha da aralıkları sıklaştırarak bütünlüğünde, genişliğinde, derinliğinde artma var mı yok mu ya da nekrotizan alanlar oluşmuş mu oluşmamış mı, bunu mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Eğer nekrotik alanlar oluştuysa bunların depride edilmesi, enfeksiyon belirti bulguları açısından gözlemlenmesi, özellikle protein ve enerjiden zengin beslenme sağlamamız gerekiyor. Az önce de söylemiştim, burada mutlaka işte hastanın durumuna göre NG, TPN ya da PEG'le mutlaka takviye etmemiz gerekiyor. Yaranın spontan kapanması aylarca süreceği için bu süreçte ek yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Mutlaka nekrotizan alan cerrahi olarak deprete edilmeli, gerekirse bak tedavisi ve diğer İşte büyüme hormonu ve son zamanlarda kullanılan diğer takviye tedavi yöntemleri mutlaka bu devrede kullanılmaya başlanmalıdır. Evre 4'te tam kat deri ve doku kaybı söz konusudur. Yara bölgesine direkt palpe edilebilen ya da açığa çıkmış fasya, kas, tendon, ligament, kıkırdak veya kemikle birlikte tam kat doku kaybının olduğunu görebiliriz. Eskar dokusu gelişmiş olabilir. Gene cepler, tüneller ortaya çıkabilir. Derinlik anatomik olarak değişebildiği gibi genişlik de çok fazla yüzeye yayılmış olabilir. Burada da görüldüğü gibi artık kemiğe kadar açıldığını görebilirsiniz. Büyük oranda kas ve doku kaybının olduğunu görüyoruz. Bu aşamada depritmanın kesinlikle gerekli olduğunu söylemiştik. Depritman cerrahi olarak o alandaki ölü dokuların tamamen kazınıp çıkartılması gerekiyor. Mutlaka bu süreçte serum fizyolojik ve esefle öncelikle yıkanması, temizlenmesi, yara bakım ekibinin önerdiği diğer solüsyon veyahut da aparatlarla veyahut da takviye ürünlerin bu süreçte mutlaka kullanılması gerekiyor. Yaranın nemi, eksudası mutlaka emici bir pansuman kullanmamız, ama çok fazla kurumasını da önermiyoruz. Nemliliğini korumamız gerekiyor. Enfeksiyona karşı mutlaka antibiyotik profilaksisi yapılması, negatif nitrojen dengesinin oluşmaması için de beslenme takviyesinin mutlaka yapılması gerekiyor. Dörde ayırdık, ama bunun dışında evrelendiremediğimiz bazı yara tipleri de var. Özellikle örtüyle kaplı tam kat cilt ve doku kaybı söz konusudur. Dışarıdan açılma olmadığını görürsünüz, fakat dokuların altında derin bir hasar söz konusudur. Ve tam kalınlıkta cilt ve doku kaybı vardır, bazen olmayabilir. Ancak yara yatağı içerisinde doku hasarının derecesi siyah kabuk veyahut da eskar doku ile örtülü olduğu için doğrulanamaz. Siyah kabuk veya eskar doku çıkarılırsa 3. veya 4. devrede bir yara olduğunu ancak o şekilde görebiliriz. Bu aşamada da yapılacak girişimler, İskemik bacak veya topukların üzerinde stabil eskar dokusu varsa bunların mutlaka çıkartılması gerekiyor. Nemliliğin sağlanması gerekiyor. Evrelendirilemeyen basınç yarasının tedavi ederken en önemli müdahale, buradaki eskar dokusunun çıkarılması, yerine basıncın yeniden dağıtılması ve destek koruyucuların mutlaka kullanılması gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Bir diğer sınıflamamız derin doku basınç hasarı. Kalıcı, basmakla solmayan, derin kırmızı, kahverengi veyahut da mor renk değişikliğinin olması. Yine dışarıdan baktığımızda bir deri bütünlüğünün bozulmadığını görürsünüz. Fakat nasıl ki bir elmanın çürüdüğünde tamamen içinden açtığınızda sağlam bir tarafı kalmadığı gibi, doku bakıldığında bütünlüğü bozulmuştur. Basmakla solmayan, kalıcı, kırmızı, mor, koyu, kızıl dediğimiz kestane renk alması veyahut da koyu renkli bir yara yatağının ortaya çıkan epidermal ayrım veyahut da içi kanla dolu bül olarak farklı şekillerde görebileceğimiz bir yara ile karşı karşıya kalırız. Eğer ki bu süreçte işte
hastanın pozisyon verilirken uzun süre kaldıysa veya da pozisyon değişikliği sırasında sürtünme ve makaslamaya maruz kaldıysa da geniş bir yara olarak direkt açıldığını görebiliyoruz. Burada şüpheli derin doku hasarı olan durumlarda ciltte ve bütünlüğü bozulmamış ancak ciltte mor ve kestane renginde değişiklik olduğunu görebiliyorduk. En böyle içimi acıtan ya da içimizi acıtan diyeyim ya da onaylamadığımız üzücü olan yaralardan birisi de tıbbi cihazlara bağlı basınç yaraları arkadaşlar. Burada tıbbi cihaza bağlı olarak yaralanmalar teşhis veyahut da terapötik amaçla tasarlanmış, uygulanmış cihazların kullanılmasından kaynaklanmakta. Hasta bakım ve tedavisine yaygın olarak kullanılan özellikle nazogastrik tüpler, ventilasyon maskeleri, ventilatör gene hortumları, oksijen satürasyon propları, trakeostomi tüpleri veyahut da travmalı hastalarda kullanılan boyun korsesi, alçılar, ateller gibi tıbbi malzemelerin maalesef çok uzun süre değişiklik yapılmaması nedeniyle ciddi yaralar karşımıza çıkmakta. Burada birkaç örnek göstereceğim. Nazogaz gene entübasyon tüpü, oksijen tüpü, satürasyon probu nedeniyle burada görüyorsunuz. Alttaki şekillerde de yine bir nazogastrik tüp sonrasında bakın burunda günlerce, aylarca belki hiçbir şekilde değiştirilmeden bunun bu şekilde kalması gerçekten çok acı verici bir tablo. O yüzden hastalarımızın üzerinde bulunan foley kateteri, nazogastrik sondası veyahut da oksijen maskelerinin mutlaka değiştirilmesi, altta basınç yapıyorsa bu basıncın önlenmesi veyahut da herhangi bir şekilde doku perfüzyonu bozulduğunu gördüğümüz bir manzara görüldüğü zaman hatta görmeden bu önlemleri almamız gerekiyor. Şu birinci şekilde de özellikle oksijen maskesi nedeniyle dördüncü derecede olan bir zigomatik elmacık kemiğinin üzerinde görüyorsunuz arkadaşlar. Yine ortadaki şekilde tansiyon aletinin manşonunun günlerce hiçbir şekilde değişiklik yapılmaması nedeniyle burada görüyoruz. Yine o maskeyle oksijen verilmesi eksternal oksijen verilmesi nedeniyle de burun üzerinde de dördüncü derecede bir yaranın olduğu maalesef üzücü bir şekilde karşımızda. Bazen dışarıdan gözle görülebiliyor fakat mukozal membran yaralarını gözle göremiyoruz arkadaşlar. İşte nazogastrik sondanın içerideki kısmında veyahut da trakeostomi kanülünün böyle bir durumda eğer ki nazogastrik sonda çekildiği zaman mukoz membranın üzerinde tamamen yapışarak geldiğini görebiliyorsunuz. Ya da uzun süre foley kateter takılı kalan hastalarımızda foley kateter çekildiği zaman üretranın içerisindeki mukozanın olduğu gibi çıktığını görebiliyoruz. O yüzden lütfen aklımızda olsun. Berken de başta tanıtım yaparken işte yatak yaralarının veya basınç yaralarının oluşması bizim bakım kalitemizin göstergesi diye bir giriş yapmıştı. Çok doğru. Böyle bir durum söz konusuysa gerçekten dönüp arkaya sorgulamamız gereken kendimiziz. Hastadan kaynaklı faktörler burada oluşmada gerçekten çok çok yüzde olarak baktığımızda çok küçük. Hastamız komorbid olabilir. Bunun yanında immobildir. Aylarca, günlerce, yıllarca immobil olarak yatağa bağımlı kalabilir. Ama gerçekten etkin bir hemşirelik bakımı veriyorsak hiçbir hastada uzun sürede yara açılmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden kendimizle gurur duyacağımız ya da gerçekten hemşireliği hissederek, içselleştirerek yapacağımız görevlerimizden birisi bakım görevi. Eğer bakımı iyi bir şekilde yaptığımız takdirde de basınç yaralarının açılması da mümkün değil arkadaşlar. O yüzden mukoz membranla ilgili herhangi bir aparat kullanıyorsak hastalarımızda lütfen değişim zamanlarına özen gösterelim. Ya da değişim zamanlarından önce kendi ekseni etrafında yuvarlak yaparak veya da döndürerek nazik bir şekilde gene hasar uğratmayacak şekilde pozisyon değişikliklerini mutlaka yapmamız gerekiyor. Genel olarak bu şekilde devam ettikten sonra basınç yaralarını önlemeye yönelik uygulamalarımızı tekrar şöyle bir toparlayacak olursak, ilke olarak basınç yarasını önleme stratejileri 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Risk değerlendirmesi, basıncın giderilmesi, deri bakımı, beslenme ve eğitim olarak.
Peki risk değerlendirmesini nasıl yapacağız? Öncelikle hastalarımızın bilinci yerindeyse tabii ki ya da kendisinin değilse yakınlarından kapsamlı bir öyküsünü almamız ve fizik muayenemizi günlük olarak mutlaka yapmamız gerekiyor. Düzenli günlük izlem ve cilt muayenelerini yapmamız, hastalarımızın hijyen gereksinimini karşılamamız, aynı zamanda da yaraya yönelik risk değerlendirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Risk değerlendirmesinde birçok ölçek var arkadaşlar kullanılan ama biz en çok Breden ve Norton risk değerlendirme ölçeğini kliniklerimizde kullanıyoruz ve bunlara yönelik de risk gruplarımızı oluşturuyoruz. Değerlendirdiğimizin riskin derecesine göre de hemşirelik bakımımızı planlamak durumundayız. Buraya baktığımızda işte duysal durumu, nemi, aktivitesi, beslenmesi, sürtünme vesaireyle ilgili puanlamamızı görmekteyiz arkadaşlar. Bu puanlamada zaten altında bulunuyor. Ezberlememize bile gerek yok ama bilirsek tabii ki iyi olur. Puan düştükçe bizim riskimizin arttığını bilmemiz gerekiyor. Eğer puan yüksekse kişinin yaşam yani mobilitesinin daha iyi olduğunu ve yara oluşma riskinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Gene burada günlük olarak enfeksiyon bulguları, akıntı, eksuda vesairelerini mutlaka değerlendirmek durumundayız. Gün içerisinde zaten bunların puanlamasını bu şekilde yapıyoruz. Hangi ölçek olursa olsun mutlaka biz değerlendirmemizi yapıyoruz, belirliyoruz. Kişinin risk olarak ne kadar risk altında olduğunu belirleyebiliyoruz. Breden, Norton ve Waterlev ölçeğini kullanıyoruz arkadaşlar en fazla. Burada duysal algılamada nem, aktivite, mobilite, beslenme ve sürtünmeyi verirken Breden, Norton'da gene fiziksel durum, mental durum, aktivite, mobilite, inkontinans. Diğer ölçekte ise gene yaş, kilo ve deri durumu, mental durum, beslenme, inkontinans, hijyen ve hemodinamik değişikliklerle ilgili bütün şeylerimizi burada bize otomatikman veriyor sistematik olarak değerlendirdiğimiz zaman. Risk değerlendirme ölçeğini uygulama sıklığı bireyin fonksiyonel durumunu veyahut da sağlık kurumlarının özelliğine göre değişebiliyor. Ama bizim akut bakım, uzun süreli veyahut da evde bakım sırasında mutlaka izlememiz gerekiyor. Özellikle akut bakım sırasında ilk risk değerlendirmesi hastanın kabulünde yapılmalı ve en az 24 saatte bir hastanın durumuna göre tekrarlanması gerekiyor. Uzun süreli bakımlarda ise risk değerlendirme ilk başvuruda yapılmalı. İlk 4 hafta boyunca haftada bir, ardından ayda bir ve kişinin durumuna göre gene bu sıklaştırılabilir ya da uzatılabilir. Evde bakımda devam ediyorsa, kişi immobilse ve uzun süre bu şekildeyse ilk ziyarette ve her ev ziyaretinde mutlaka risk değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Sağlık bakım ve ekibinden ziyade aynı şekilde evde bakım durumunda olan hastalarda, evde bakım gereksinimi olan hastalarda mutlaka evde bakım veren bakıcısı ya da yakınlarında bu risk değerlendirme kriterlerini öğretmemiz, risk oluşturacak herhangi bir durumla karşı karşıya geldikleri zaman da mutlaka bir sağlık kurumundan yardım almalarını da söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada baktık hastamızda hafif bir risk var. Böyle bir durumda hafif risk durumda aslında ben birinci derecede, ikinci derecede olan kısımlarda bunları vermiştim arkadaşlar. Tekrara düşmüş gibi olacağız ama ben özellikle burada tekrar etmek istiyorum. Her iki saatte bir pozisyon değişikliği maksimum düzeyde harekete geçirmek için aktif pasif hareketler yaptırabiliriz hastalarımıza. Topuklar ve diğer kemik çıkıntıları üzerinde eğer ki herhangi bir şekilde doku bütünlüğünü bozulacak bir belirti bulgu gördüysek mutlaka o aranı doku perfüzyonunu uzun bir süre devam ettirmemiz gerekiyor. Pozisyon değişikliğini yaparken de dönüşümlü olarak yapmamız gerekiyor. Aynı pozisyonda uzun süre bırakmamamız gerekiyor. Eğer ki herhangi bir şekilde risk arttıysa o tarafa yatırmamamız, nem, beslenme, sürtünme, yırtılmayı önlemek için gene yatak başının 30 santigrat dereceden kaldırmamaya çalışıyoruz. Çünkü dereceyi arttırdıkça koksiks bölgesine basıyı da arttırmış oluyoruz. Yatak veya sandalyeye bağımlı ise basıncı azaltan destek yüzeyler önerilmeli. Gene hastanın Breden skoru 18'den ya da daha düşük olduğu durumlarda mutlaka beslenme takviyesi alması gerektiğini düşünmemiz ve özellikle diyetisyenle işbirliği yapmamız gerekiyor. Bunun dışında işte orta düzeyde ise riskimiz yani puanımız 13-14 ise hafif risk düzeyindeki girişimler yapılmalı.
döndürme ve pozisyon verme planlı olarak sürdürülmeli. Basıncı dağıtan destek yüzey kullanımı sağlanmalı. Gene beslenme desteği yapılmalı. Yüksek düzeyde ise hafif ve orta risk düzeyindeki girişimler yapılmalı. Hafif kilolular dahi burada döndürme sıklığı arttırılmalı. Eğer kişi obezse. Yüksek risk söz konusu ise önceki bütün girişimlerimiz burada geçerli. Özellikle hafif, orta ve yüksek risk düzeyindeki girişimler burada tekrarlı ve sık aralıklarla yapılmalı. Her vardiya değişimde yeniden risk değerlendirmesi mutlaka yapılması gerekiyor. Artık bu süreçte yaraların açılması kaçınılmaz oluyor. Basınç yarası önleme bakım uygulamaları yani basıncın giderilmesinde özellikle düzenli olarak pozisyon vermek. Burada her 2 saatte bir pozisyon değişikliği, 30 santigrat dereceden fazla yükseltilmemesine, yatakta gene sağ sol veya da dönüşümlü olarak sağa sola sırt üstü dönüşümlü pozisyon vermemiz gerekiyor. Basıncı azaltan cihazları mutlaka burada kullanmamız lazım. Bunun dışında gene yüzey destek cihazları, havalı yataklar veyahut da işte özellikle immobil hastalarımızda ayak düşmesini önlemek için destek tahtalarını kullanmamız, hastanın kullandığı tüm yüzeyleri düşünüp ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Gene riskin derecesine göre basınç hastalara da kategoriye ayırıp mutlaka risk puanlamasına göre olmazsa olmaz girişimleri atlamadan normal rutinde yapmamız gereken girişimleri devam ettirmemiz gerekiyor. Hastalarımız yaşlıysa her gün özellikle sakrum, isküyüm, torakanterler, topuk diz ve başın arka kısmı risk puanımız yüksek olsa bile yani basınç yarası riski henüz görülmüyor olsa bile mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Ciltte siyonotik bir veyahut da siyonotik mi değil mi, cilt bütünlüğünü bozulacak herhangi bir şekilde aşırı nemlenme ya da kuruluk var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. Aşırı kuruluk varsa mutlaka nemlendirici bir pomat kullanmamız veyahut da illaki cilt bütünlüğünün bozulması gerekmiyor. Bariyer kremler kullanarak desteklememiz gerekiyor. Malnütrisyona olanları parenteral olarak beslememiz, gene yetersiz beslendiğini düşündüğümüz kişiler varsa az önce saymış olduğum vitamin mineral destekli diyet almasını, oral alamıyorsa da parenteral olarak mutlaka bunlara destek verilmesini sağlamamız gerekiyor. Proteinden, vitaminden zengin bir diyet almasını, özellikle oksijen takviyesini yapmamızı ve bu konuda da biyokimya değerleriyle özellikle total protein, albümin, globulin değerlerinin mutlaka kontrol edilerek eğer eksikse bunların yerine konulacak şekilde gene diyetisyenle görüşülüp buna yönelik diyet düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Vitamin, mineralden özellikle zengin ve bağırsak hareketlerini de aktif edecek liften zengin besinlerle takviye etmemiz gerekiyor. Bunun yanında sadece hasta değil, tüm sağlık çalışanlarının mutlaka eğitime tabi tutulması. Yani hastanelere çalışmaya başladığımızda mutlaka oryantasyon programlarına dahil ediliyoruz arkadaşlar. Kısa süreli de olsa. Bazı kurumlar aylık, bazıları haftalık, bazıları 6 ayda bir değişiklik yapabiliyor rotasyon. Ve hizmet içi eğitimler devam ettiriliyor. Bir bilgi eksikliğinin ne kadar olduğunu biz kendimiz daha iyi biliriz. Eğer ki bir konuda eksik olduğumuzu hissediyorsak mutlaka bilgi almak için talepte bulunmamız gerekiyor. O yüzden hem çalışanların hem hasta yakınlarının mutlaka eğitime tabi olması gerekiyor. Ve eğitimin içerisinde de neler olması gerektiğini tekrar şöyle özetlemek gerekirse basınç yarasının etiyolojisi ve risk faktörlerini, risk değerlendirme araçlarını uygulanmasının nasıl puanlamanın nasıl yapıldığını, özellikle düşük puan mı yüksek puanın mı risk oluşturduğunu, derinin değerlendirilmesi ve bakımını ki burada çok önemli anatomik olarak yani derinin anatomisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Destek yüzeylerinin seçiminin iyi yapılması, hangi yüzeyin nerede kullanılacağını, beslenme desteğinin ne zaman başlayacağı, nasıl sürdürüleceği ve hangi yöntemle yapılması gerektiğini, bağırsak ve mesane kontrollerinin bu hastalarda nasıl yapılmasını ve döndürme ve pozisyon vermenin önemi ve özellikle bunu döndürme pozisyon vermenin çok basit bir işlem olmadığını, bunun da profesyonel olarak yapılması gerektiğini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Yara bakımı konusunda da bilgilendirmemiz lazım. Tabii ki amacımız önlemek ama yara açıldıysa
nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor? Rutinde artık bütün yaralarının öncelikle tercihen serum fizyolojikle yıkanmasını veyahut da herhangi bir yara temizleyicisiyle yapılması öneriliyor. Antiseptiklerden özellikle betadinin direkt yara üzerine dökülmemesini, povidonun yodun direkt açık yara üzerine artık dökülmeyeceğini hepimiz biliyoruz ama ben buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer ki nekrotik doku mevcutsa veyahut da granülasyon dokusu görünene kadar bu nekrotik dokunun mutlaka deprite edilmesi, cerrahi olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Küçücük bile bir nekrotik alan kaldıysa oradaki nekrotizan alanın genişlemesine ve yaranın derinleşmesine neden oluyor. Enfekte oluyor çünkü. Topuk yaralarının deprite edilmesi önerilmemekte. O yüzden buraya koruyucu yüzeyler kullanmak, basıncı azaltmak gerekiyor. Nemli bir yara ortamı sağlayan pansumanlar kullanmamız gerekiyor. Çünkü tamam çok eksuda içerisinde olmasını istemiyoruz, sürekli akıntılı olması, emici pansumanlar kullanıyoruz ama yaranın kuruması da istediğimiz bir şey değil. O yüzden buna özen göstermemiz gerekiyor. Hiçbir pansuman türü diğerlerine üstün değildir. Gerekli durumlarda topikal antibiyotik veyahut da özel solüsyonlar yara bakım ekibinin önerisine göre kullanılabilir. Burada tekrardan sözümü biraz sonra bitireceğim arkadaşlar. Unutmayacağımız tek şey amacımız bizim basınç yaralarının tedavisini, basınç yarasını tedavi etmek değil, önlemek olduğunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Eğer ki bütün önlemlere rağmen herhangi bir şekilde basınç yarası ortaya çıktıysa da özellikle bunun tedavisi hakkında da bilgimiz olması gerekiyor. Öncelikle pansumanları iyi yapacağız, nemliliğimizi sağlayacağız. Nekrotizan doku oluştuysa işte deprite edecek, edilmesi, ülserasyonlu bölgenin temizlenmesi, enfeksiyondan korunması, bunun için antibiyotik tedavisinin başlanması, yeterli dengeli beslenmesi. Bunun yanında bütün bunlara rağmen hala nekrotizan alanlar devam ediyorsa cerrahi olarak depretmanın sonunda mutlaka sonrasında VAC veyahut da diğer tedavi yöntemlerinin kullanılması gerektiğini de öneriyoruz arkadaşlar. Kısacık depritmandan söz edecek olursak kalan sağlıklı dokunun iyileşme potansiyelini arttırmak için ölü hasar görmüş ve enfekte olmuş dokunun tıbbi olarak kazınıp çıkartılmasını biz depritman olarak isimlendiriyoruz. Gerçekten yara iyileşmesinde oldukça etkili, enfeksiyon oluşmamasında. Depritman yöntemleri de farklı farklı arkadaşlar. Cerrahi depritman cerrahi olarak çıkartılır demiştik biliyorsunuz az önce. Aseptik koşullarda yapılıyor. Mekanik depritman nekrotik dokunun uzaklaştırılmasına dışarıdan güç kullanılması. Bu amaçla ıslak kuru veya yüksek basınçlı sıvı irigasyonu yani VAC yöntemi kullanılıyor. Otolitik depritmanda pansumanlarla nemli ortam sağlanarak yapılan depritman, kimyasal depritman ise nekrotik dokunun uzaklaştırılmasına proleptik veyahut da diğer eksojen enzimler kullanılıyor. Biyolojik depritmanda ise steril sivrisinek larvalarının ya da nekrotik dokunun uzaklaştırılmasında kullanılarak larva tedavisi olarak isimlendiriliyor biliyorsunuz. Tedavi yöntemlerinin arasında özellikle yani depritmanın dışındaki tedavi yöntemlerini özetleyecek olursak elektrostimülasyon yani fizyoterapi ister bunu yapıyor arkadaşlar. Negatif basınçlı yara tedavisi, terapotik ultrason, hiperborik oksijen, topikal oksijen veyahut da büyüme faktörleri kök hücre teknolojilerinden faydalanan yara bakım ürünleriyle gene tedavi edilmeye çalışılıyor. Burada negatif basınçlı yara tedavisi arkadaşlar, VAC tedavisi kuru veyahut da ıslak olarak yapılıyor. Çok eksudalı olan şeylerde kuru olarak uygulanıyor ama eğer ki çok enfekte ise antibiyotikli sıvılar yara bölgesine verilip belirli bir saat bekletildikten sonra oradaki sıvının aspire edilmesi işlemi. Bunlar kendi başına uzun konular olduğu için eğer tedavi yöntemleriyle ilgili bir seminerde de bunlar daha detaylı paylaşılacaktır arkadaşlar. Uzun süreli buradaki negatif basınçla oradaki eksudanın emilmesi temeline dayanılan bir yöntem. Ve şu şekilde yara bölgesinin açılan yara bölgesi önce mutlaka cerrahi olarak deprite ediliyor. Deprite edildikten sonra steril süngerler bu alana yerleştiriliyor. Vakum cihazı gibi yani elektrik süpürgesi mekanizması gibi düşünebilirsiniz. Orada içerideki eksudayı çeken biri de dışarıda makinesi var. Buna göre şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde sistem oluşturulduktan sonra
Hastanın durumuna göre bir haftada bir normalde değiştiriliyor. Ama duruma göre 3 günde bir ya da 1 günde bir değiştirilen durumlar da olabiliyor. Ona yönelik de tedavisine devam ediliyor arkadaşlar. Mutlaka steriliteye uyacağız. Depritman ve vak uygulaması sırasında az önce saydığımız bütün girişimleri aynı şekilde devam ettiriliyoruz. Tek başına depritman da vak uygulaması da etkin değil. İlaç tedavisini veyahut da diğer ek tedavilerinden daha kıymetlisi bizim vereceğimiz hemşirelik hizmettir arkadaşlar. Bunları unutmamamız gerekiyor. Basınç yarasının tedavisi ya da oluşmada engellememizdeki en önemli şey yaranın üzerine öncelikle ne koyduğumuz değil, üzerinden neyi kaldırdığımız ile doğru orantılıdır. Bunu da şöyle diyebiliriz. Basıncı uzaklaştırmadığımız takdirde nekroz oluşması kaçınılmazdır. Basıncı uzaklaştırırsak doku perfüzyonu düzeleceği için nekrotizen alanlar düzelecektir, yara açılmayacaktır. Evet, basınç yaralarını önleyip tedavi etmek için şöyle özetlemek istiyorum. Bu basit 5 adımda özetleyebiliriz. Doğru yüzey, doğru düz zeminde, doğru pozisyonda yatmalı hastamız. Deri izlemi, erken izlem, erken tanı, erken tedavi. Gene hastayı mümkün olduğunca mobilize etmemiz. Eğer aktif olarak mobilize olamayacaksa yatak içerisinde pasif egzersizlerle, pozisyon değişikliğiyle bunu takviye etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şekilde inkontinansı varsa, cildin aşırı nemli olmasını neden olan bir faktör varsa bunun ortadan kaldırılması, her şeyden önemlisi düzgün beslenmesi, hidrasyonun iyi sağlanmasıyla bunları önleyebiliriz. Basınç yarası önleme demeti olarak gene burada özellikle Türkiye klinikleri mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıklarının bir şeyi var arkadaşlar. Logo gibi düşünebilirsiniz bunu. Breden basınç ülseri risk değerlendirme ölçeği kullanılarak mutlaka risk değerlendirmesini yap ve kaydet. Deriyi 8 saatte bir değerlendir. Kontraentike değilse ya da VAP demeti daha çok istemiyorsa yatak başı 30 santigrat dereceden daha az yüzeyde olsun. İleri yani idrarı, peçesi mutlaka hastadan uzak tutmalıyız. Pozisyon ver, planla uygula. Yani bu yatak içerisinde 2 saatte, sandalyede 1 saatte. Eğer ki gece gündüz ayrım olmaksızın 2 saatte bir yapılması kaçınılmaz bir öneri arkadaşlar. Topukları yükselt, beslenmeyi değerlendir, ağrıyı kontrol et, basınç azaltıcı döşek malzemeleri kullan. Pozisyon vermenin yerine geçmez. O yüzden de pozisyon vermeyi unutma diye burada özellikle vurgulanıyor. Sürtünme ve basınç makaslama riski arttırırken aynı zamanda nem, sıcaklık, hava kontrolünün sağlanması bunların sayesinde dekübit oluşmaları %95 önlenilebilir bir durum arkadaşlar. Artık tek bir cümleyle şöyle şu şekilde özetlemek istiyorum. Basınç yaralarında en önemli etiyolojik faktör basınçtır. Basıncı kaldırmadan yapacağımız hiçbir girişim bizi başarıya götürmez. Basınç yaralarında doğru evrelendirme ve evreye göre bakım ve tedavi uygulama önemlidir. Unutmayalım, basınç yaraları %95 önlenilebilir bir klinik tablodur. Evet, sözü burada bitiriyorum. Öncelikle katkılarınız varsa almak isterim. Sonra sorularınızı cevaplamak isterim. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Bilgilerim tazelenmiş oldu. Her noktasına değindiniz. Tekrar teşekkür ederim. Bir katkısı veya sorusu olan arkadaşımsa el kaldırarak söz verebilirim. Onun dışında diğer soruları ileteceğim. Yok herhalde. O zaman ben ilk soruyu Kaan sana söz verelim. Elini tekrar kaldırabilir misin? Açıyorum şu an. Öncelikle merhabalar. Umarım sesim net geliyordur. Evet, geliyor. Alıyorum sesinizi. Merhabalar Fadime Hocam. Ben Kaan Yüzak. Bilecik Şehir Bahri Üniversitesi Hemşirelik 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba. Hocam, katkılarınız için, anlatınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bize burada hani yara iyileşmesi ve yara takibi konusunda çok önemli bilgiler aktardınız. Ve bir hemşirelik öğrencisi olarak ben bu 2. sınıfta staja başladım. Ses sadece bende mi gidiyor?
Şu an sesim gidip geliyor mu? Ben gayet iyi net duyuyorum. Yok. Şu an sıkıntı olan var mı? Tamam. Yani anlaşılmasını isterim. Bir staj, hani biz haftada bir gün staja çıkıyoruz hocam hastanelerde. Hı hı. Ve gözlemlerim beni çok üzüyor. Baktığımız zaman yataklı servislerde, hani staj yaptığım 3 birimde de tamamen hastalar yataklarında hani günlerce aynı pozisyonda kalıyorlar. Sedyeden yatağa taşınılacağı zaman personellere taşındırıp hastanın hemşiresi bile yanında durmuyor. Hani onun dışında işte bizim burada bahsettiğimiz pozisyon verme, yatak içi hareket ettirme gibi hiçbir şekilde hani yapılmıyor ki bizler şimdi hemşirelik öğrencileri olarak eğer hani uygulamada, stajda bunları göremiyorsak ileride meslek hayatımızda nasıl bunları uygulayacağız ve hani bu alışkanlıklar tabii ki hani kurum alışkanlıklarını değiştirmek elbette hani mümkün. Ama dediğim gibi hocam hani bir model, hani bir uygulamada görmediğimiz için yani rol olur? Model görmek istiyorsunuz değil mi? Evet, maalesef. Evet, bunu hani söylemek istiyorsun. Maalesef ben de bunu, yani rol model olunmasını görmenizi gerçekten çok istiyorum. Yani benim yani yaklaşık 30-35 yıllık mesleki deneyimimde böyle şeyleri görmek gerçekten çok üzücü. Ama şunu diyorum, yani biz öğrenciyken ya da kliniklere yeni çalışmaya başladığımızda veyahut da eğitimimiz esnasında her şey olması gerektiği gibi öğreniyoruz aslında. Baktığımızda da yapabilecek imkanlarımız da oluyor. Bu aslında hani katkı sağlıyorsun, soru da değil seninkisi değil mi? Evet. Öyle. Umarım yani ya şu anda ben aslında sahada ileride hani sahaya çıkıp hemşire bugün olduğunda aslında şöyle diyeyim, ben zaman zaman ben de umutsuzluğa kapılmıyor değildim ama bugün yani 200 hala 297 kişi görünüyor şimdi şeyde sunumda. Hemşirelik öğrencileri galiba kalabalıkta değil mi? Yani çalışan arkadaşım var mı bilmiyorum, klinisyen arkadaşlar. Var, nerede var hocam? İllaki vardır. Ama şöyle bir şey, hepimizin isteği arkadaşlar gerçekten olması gerektiği gibi hemşirelik mesleğini icra edebilmek ve hemşirelik mesleğin imajını, misyonu olması gerektiği gibi taşıyabilmek. İnanın şunu söyleyeyim, ben biraz önce de söylemiştim, 15 yıl klinik hemşireliği yaptım ve hep yoğun bakımlarda, ameliyathane gibi yoğun yerlerde çalıştım. Bu süreçte eğer ki yapmanız gereken mesleki sorumluluklarınızı çok iyi yerine getiriyorsanız iş doyumunuz çok iyi oluyor ve çok mutlu oluyorsunuz. Ben klinikte çalışırken de şimdi hala hemşireyim. Öğrencilerimle birlikte kliniğe çıktığım zaman birebir her türlü uygulamaya katılırım ve bundan da gerçekten çok mutlu oluyorum ve haz alıyorum. Hemşire olmaktan her zaman için gurur duydum, onu diyeyim. Hemşireliğin, mesleğin gerektirdiği her şeyi canı gönülden hala yapıyorum ve artık bu işi yapamaz duruma gelene kadar da aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Sizler böyle istekli olduğunuz takdirde, farkındalığınız daha birinci sınıfta, ikinci sınıfta böyle olduğu sürece inanın istediğiniz düzeyde hemşirelik bakımı yapacaksınız ileride. Kemikleşmiş alışkanlıkları sizler değiştireceksiniz arkadaşlar. İnşallah. Umudumuz sizsiniz. Başka bir şey demiyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen yoksa ben soruları yönelteyim hemen. Şimdi öncelikle şu soruyu yönelteyim. Nursen arkadaşımız, arteriyel basınç arttığında basınç yarası oluşma ihtimalinin artması yüzünden hipertansiyon hastalarında daha hızlı mı basınç yarası oluşur demiş. Yani arteriyel basınç arttığında tansiyon yüksekliğinin hipertansiyondan bahsediyor. Diyebilirim. Kalp, damar ve dolaşımla ilgili bir sıkıntısı varsa kişinin, mesela bu hipertansiyon hastalarımız genellikle ateriosikloroz meydana gelmiş oluyor ya da arteriosikloroz da ileri düzeyde gelişmiş oluyor. Böyle olunca tabii ki ya da perifer arter hastalığı gelişiyor. Buna bağlı olarak işte diyabetik ayaklı vesaire yaraların açılması daha hızlı oluyor. Tabii ki dolaşımın bozulduğu her noktada bu hücre düzeyinde düşünürsek her organ ve dokuda yara açılabilir. O yüzden bunlar tetikleyici faktörler olabilir.
Dolayısıyla sistemik hastalıklarını da biz hastaların göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani şöyle diyeyim, sadece pozisyon verdiğimiz alanın altında bir şey olacak diye düşünmememiz gerekiyor. Hani diyoruz ya, holistik bakmamız, bütüncül bakmamız gerekiyor hastaya. O yüzden diyoruz size, detaylı bir anamnez almamız gerekiyor bütün hastalarımızda. O yüzden hastayla karşılaştığımız zaman sistemik bir fizik muayene yapmamız gerekiyor baştan sona. Gördüğümüz küçücük minicik bir değişikliği günlük hemen başa dönüp değerlendirmemiz gerekiyor. Acaba, ve şunu da düşünmemiz lazım. Hani genelde sevmiyorsunuz ya arkadaşlar bakım planı yapmayı, hemşirelik sürecini. Daha dün ben sınıfta gene bizi cerrahi öğrencilerine dedim. Aslında neden sonuç ilişkisi kurmak, ya da şöyle diyeyim, hemşirelik süreci bilgilerimizi bir şekilde konuşturabilmek. Çünkü eğer biz farkında olmazsak bir risk var ve hemşirelik sürecinde Nanda Tanı kitabında da artık kolaboratif problemler olarak isimlendirdiğimiz şeyler var ya, işte komplikasyon onlar. Eğer biz bir komplikasyonu öngörüp ona yönelik önlem alamıyorsak onun oluşması kaçınılmaz oluyor. Basınç yaraları da bunların en güzel örneği arkadaşlar. Eğer 2 saatte bir pozisyon değiştirdim ya da bir kanülü bağladık gördünüz ya, bundan binlercesi daha kötüleri var arkadaşlar. Bir tansiyon aletini, manşonu nasıl yara yapabilir insanın kolunda? Yani eğer bunu değiştirmiyorsak illaki oradaki dolaşım bozulacak arkadaşlar, oluşacak bir şey. Çok dağıtmadan arkadaşınızın sorusuna cevap oldu mu? Verdiğim cevap, onu bir şey yapalım, geri bildirim alalım. Teşekkür ederiz. Eğer olmadıysa geri dönüş yapar kendisi. Ben tekrar iletirim. Zehra arkadaşımıza şimdi bir söz verelim. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Hocam eğitiminizden dolayı çok teşekkür ederim. Az önce manşon demişken ben de tam o noktada size soru soracaktım. Bu tansiyon aletinin manşonu hastanın kolunda bir basınç yarası oluşturmuştu. Hani bu yatmayan, gündelik olan hastalarda yaptığımız tansiyon ölçümlerinde de mi olan bir şey? Ya da mesela hastanın bir kolunda damar yolu oluyor. Damar yolu olandan çok fazla ölçüm yapmıyoruz. Bunu nasıl yapmalıyız? Şimdi oradaki şey, uzun süre ventilatörde, monitörde kalan, makinede kalan hastanın tansiyon aletinin manşonunu bağlıyoruz. Ve takılı kalıyor ve oradan ölçülüyor. Günlük olarak aldığımız tansiyon aletleri zaten takılı kalmadığı için öyle bir şey oluşturmaz. Anlık yapılan işlemlerde olmaz. Uzun süreli immobil kalan hastalarda monitör takibi sırasında manşonu bağlıyoruz kolunu. Onlarda olan bir şey. Hocam peki onda mesela bir kolunda damar yolu var, diğer kolundan hani manşonu bağlamamız gerekiyor. Onda sürekli bir ölçüm olduğu için çıkarıp tekrar mı takmamız tabii, gerekiyor? Tabii. Yani bir yarım saat, 10 dakika, bir saat ara vermek gerekiyor ona. Hiç aynı şekilde sıkı sıkı bağlayıp hiç orada yani doku perfüzyonunu bozacak şekilde kalmasına izin vermemiz gerekiyor. Şöyle tıbbi bilgilerimizi bir tarafa bırakalım. Şöyle ayak üstüne attığımızda ya da uzun süre bir ekstremitemiz bas altında kaldığında, uyurken bile başımızı aldığımızda ne oluyor arkadaşlar? Orada bir uyuşukluk söz konusu oluyor, karıncalanma oluyor değil mi? İşte dolaşım engelleniyor burada. Doku perfüzyonu bozulmuş oluyor. Kan akımı gitmeyen her yer önce ağrıyla bize haber veriyor vücudumuz. Sonra bu immobil hastalar bunu dile getiremiyor. Bilinçsiz hastalar ya da makinedeki hastalar. İşte burnunun ağrı acıdığını, yatak altta kalan bölgesinde bir ağrı oluştuğunu söyleyemedikleri için zaten biz göz ardı etmek durumunda kalıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim hocam. Bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Hocam ateş ve ödemin basınç arasında etkisini açıklayabilir miyiz? Şimdi öncelikle ödeme cevap vereyim. Ödem biliyorsunuz vücudumuzda hidrostatik, onkotik ve basıncın dengesinin bozulması nedeniyle ortaya çıkıyor. Yani kapillerin içerisinde kapiller basıncı, yani arteriyöller ve venöllerde biliyorsunuz artı eksi, yani arteriyöllerde daha fazla, venöllerde ona göre düşük ve kapiller basınç da bunların arasındaki fark. Bu denge bozulduğu zaman yani onkotik basınç sıvıyı hücrenin içerisinde kapillerde damar içerisinde tutmayı sağlıyor. Hidrostatik basıncı ise tam tersi dışarıya. Bu denge bozulduğu zaman, yani bunlar şöyle diyeyim, protein mekanizması ile ilgili bir bozukluk söz konusuysa,
Yani karaciğer yetmezliği varsa yeterli protein sentezlenemiyor mesela vücutta kişinin. Proteinler de üçe ayrılıyor biliyorsunuz. Albümin, globulin, fibrinojen. Albümin düzeyi düşük olduğu için onkotik basınç otomatikman düşüyor. Diğer bir neden ise burada ödemin oluşmasında kapiller permeabilitenin geçirgenliği artıyor. Çünkü kapiller permeabilitenin geçirgenliği ne zaman artar? Bir doku oksijen hücrenin dolaşımı bozulduğu zaman. Yani buradan otomatikman hücre içerisinde sıvı nereye çıkıyor? Doku aralığına. Doku aralığına sıvı çıkması demek. Yani burada bir enflamasyon söz konusu. Enflamatuvar ek su da oradaki sinir uçlarına bası yapıyor ve ağrı oluşuyor. Sistemik ödemli olan kişide de işte bacaklarında ağrı hisseder, ayağının üzerine basamaz vesaire. Yani hücre içerisinden doku aralığına çıktığı zaman orada bir oksijensiz anaerobik bir ortam oluşturuyor. Buna bağlı olarak doku perfüzyonu bozulmuş oluyor. Ödemin sıvısına bağlı cilt iyice geriliyor. Bu da ayrı bir etki oluşturuyor. Otomatikman daha hassas ve ince bir cilt haline geliyor ve en küçük bir basınçta yaraya açılmasına sebep oluyor. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. Ateşte söyleyebilir miyiz? Ateşte de vücudumuzda termoregülasyon sistemi vücudumuzda genel olarak sistemik ateş çıktığı zaman metabolizma hızlanıyor. Buna bağlı olarak da bir enfeksiyon aslında var olduğunun göstergesi biliyorsunuz ateş. Tek başına ateşin yükselmesinin yanında aynı zamanda lokosite, sedimentasyona, CRP değerlerine de bakmamız gerekiyor. Fakat daha bunlar yükselmeden sadece ateşin yükselmesinde de fazla metabolizmanın hızlanması nedeniyle de hidrasyon eksikliği yani sıvı kaybı ortaya çıkıyor. Sıvı kaybının olması da gene deride ne yapar? Deri turgorunun bozulmasına neden olur, kurumasına neden olur. O yüzden işte deride kuruluk varsa biz nemlendirici kremler sürüyoruz. Hatırlarsanız stajlarınızdan. Mesela diyabetli hastaların ayaklarını biz neden yıkayıp tırnaklarını düz kestikten sonra vazelinliyoruz ya da işte başka bir nemlendirici krem sürüyoruz. Kuru cilt sürtünme ile aşınır. Bunu önlemek için. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer soruya geçeyim. Nemin uygun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz demiş bir arkadaşımız. Nemin uygun olup olmadığını zaten hastanın gözlemlediğimiz zaman terli mi değil mi, cildi ıslak mı değil mi görebiliyoruz. Gözlediğimiz inspeksiyonla ya da palpasyonla. Artı bunun yanında yoğun bakımlarda proplarımız var arkadaşlar. Nem derecesini, ısı derecesini hastanın yatağının içinde ve kenarında yani vücuduna temas ettiriliyor. Bu proplarla da ölçebiliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer soruyu yönelteceğim. Bu soru birkaç defa soruldu YouTube üzerinden. Nekrotik dokuların debritmanı hemşirenin görevi midir? Yoksa hekim mi yapmalı debritman? Özellikle alanlarda eğer sertifikamız varsa yara bakım, işte yoğun bakımlarda yara bakım ünitelerinde biliyorsunuz artık yani spesifik olarak bütün şeylerimiz sertifikalandırılıyor. Hizmetçi eğitimleri alınıyor. Yara bakım ekibinin içerisinde ki herkes yapabiliyor, yapabilir. Ama onun dışında eğer ki işte ben mesela dahiliye servisinde çalışan bir hemşireyim. O alanda işte hastamda bir şey oluştu. Mutlaka yara bakım ekibinden bir de şöyle diyeyim. Alanda uzman kişinin olması illaki gerekiyor. Çünkü kalp damar cerrahı ve ekibiyle birlikte oluşturuluyor yara bakım ekibi genelde. Çünkü debritman esnasında dokunun yanında damarlar da zarar verilebilir. O yüzden alanında eğitimli kişi olması her zaman için tercih. Teşekkür ederiz hocam. Soruları toparlamaya çalışıyorum. Bir 10 dakikaya kadar bitireceğiz. Arkadaşlarım yavaştan görüntüleri açarsa çok mutlu oluruz kalpli fotoğraf için. Topuk yarası neden debride edilmiyor? Bu soru da birkaç kere soruldu. Hı hı. Bu son guideline'den özellikle topuk bölgesinde direkt kemiğe kas dokusu az olduğu için bu bölgede debride edilecek çok fazla da bir alan yok. Çünkü direkt damarları, sinirleri zarar verebilir. O yüzden mümkün olduğunca debride etmeden elevasyona alınıp rahatlatılmaya ve koruyucu bariyer kremler ve örtüler kullanılarak tedavi edilmeye çalışılıyor.
Teşekkürler hocam. Bir sonraki sorumuz, kemik iliği hakkında ve bal uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar yeni yeni gündeme gelen, özellikle büyüme faktörü vesaire, tabii ki randomize kontrollü çalışmalarla hani hala geçerliliği çalışılmakta. Ama yapılan, uygulanan şeylerde başarılı. Birçok şeyde artı pozitif etkileri alınan yöntemler. Ama tabii ki bu yönde daha fazla çalışmalara ihtiyaç var. Ben özellikle mesela rehberler kanıt temelli A düzeyindedir, B düzeyindedir diye gitmedim. Çünkü benden talep edildiğinde Hatap Bey özellikle şey dedi, klinikte ne yapılabilir hocam, onlara değinirseniz diye. Kaynaklarda da ben rehberleri verdim zaten. Ama hani kanıt düzeyinde bu şeylerin çalışmaları devam ediyor. Ama etkili mi etkili, kontrollü bir şekilde yapılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Büyüme teşekkür ederim. Evre 3 ve 4'te yara bakımı pansumanı hemşirenin görevi midir? Tabii ki her aşamada. Yani evet. Evre 4'e geldi, ben bakım yapmayacağım demek ki bir şansımız yok. Evre 4'e getirmiş olmak bizim şeyimiz zaten, eksikliğimiz. O yüzden evre 4'e 3'e gelmeden önlem almak her zaman için. Onu zaten alıyorsak arkadaşlar biz, evre 1 bile olmuyor. Evet. Gerçekten yani 5 yıl 10 yıl yatan, immobil olan, hiç bilinci yerinde olmayan hastalarımız oldu. Hiç yara açılmadı ama 3 gün içerisinde maalesef 3. 4. derecede açılan hastalarımız da var. Evet, çok üzücü ama. Teşekkür ederiz hocam. Son soru olarak basınç yarası pansumanı ne sıklıkta yapılmalı? Hastanın ihtiyacı ve gereksinimi olduğu sürece dersek daha iyi olur. Çünkü öyle yaralarımız olacak ki arkadaşlar, çok akıntılı, enfekte, pansumanı değiştiriyorsunuz. Bir saat sonra mesela kirleniyor ve akıyor. Böyle bir durumda tekrar değiştirmek durumunda kalıyoruz. Kişiye ve yaranın durumuna ve yaranın bölgesine göre de değişebilir. O yüzden hastanın gereksinimi olduğu sürece biz bunları yapıyoruz ve şöyle diyeyim, çok eksudalı olan, enfekte olan yaralarda özellikle işte böyle saat başı pansuman yapmak hem zaman kaybı, hem ekonomik malzeme kaybı, hem hasta açısından ağrılı bir işlem olduğu için bak uygulaması bu yönde çok çok etkili arkadaşlar. Oraya steril bir şekilde yerleştiriliyor, aspiratör gibi düşünün. Oradan çekiyor ve hastanın etrafı kirlenmiyor, kontamine olmuyor. Bir de oradaki eksuda kalmadığı için yara iyileşmesi daha çabuk oluyor. O yüzden işte bu yeni yöntemler gerçekten çok etkili hastalarda. Teşekkür ederiz. Son olarak Kaan'a söz verelim, sonrasında bitirelim. Kaan, sesin açık değil. Ben açtım şu an. Tamam, şu an geldi. Hocam bu hani dediniz ya vak işlemi. Peki bunun vasküler sisteme etkisi ne oluyor? Peki herhangi bir etkisini görüyor musunuz? Sonuçta hastanın hani dediğiniz gibi hani yarasının hani iyileşmesi için dediğiniz gibi orada bir basınç oluşuyor. Ama oradaki hani etrafındaki gerek damarlar gerek doku için bir risk oluşturuyor mu? Onu sormak istedim. Hayır, risk oluşturmuyor. Doku ve damara zararı olmayan bir yöntem. Şöyle diyeyim, çok açık aktif kanayan bir yaraysa zaten ona uygulanmıyor arkadaşlar. Yani damar yapısına, yaranın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre basınçları hepsinde aynı değil. Farklı farklı ayarlanıyor. YouTube'da vakti uygulamasıyla ilgili güzel videolar var. Detaylı izleyebilirsiniz onları. Eğer şey olacak olursa bana yazabilirsiniz. Vakla ilgili videolarımızın şeyleri de var. Biz pandemi döneminde özellikle öğrencilerimize online sunum yapabilmek için yara bakım ünitesinden, ekibinden arkadaşlarla birlikte vakla ilgili videolarımızı da çektik. Öyle şeylerimiz de var, hani öğrencilerimize o konuda hani şey yapmayalım diye. Ama video YouTube'da da buna yönelik güzel videolar var. Oradan da şey yapabilirsiniz. Hastanın durumuna göre basınçları ayarlandığı için damar yapısına bir zarar olan bir şey değil. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bir soru daha gelmiş şu an. Hocam, bu durumlarda vak uygulaması mı yoksa larva uygulaması mı daha etkilidir?
Şöyle diyeyim, larva uygulaması çok tartışmalı bir konu hala. Şöyle diyeyim, steril larvaların olması lazım. Tabii ki larvalar hani şey yapılıyor, kullanılıyor ama şöyle diyeyim, el ve mikro cerrahi, onun da çok spesifik kullanıldığı yerler var. El ve mikro cerrahisi de daha fazla kullanılıyor. Çünkü larvalar orayı deprit ediyor, yiyor yani oradaki ölü dokuyu. Ama hani gidip bir diyabetik hayatta larva tedavisi mi, bak tedavisi mi denirse gene yaranın büyüklüğünü, enfekte olup olmamasına göre gene anlık ve kişiye göre değişebilir o kararda. Tabii teşekkür ki ederim. Bir hani bir yerde şöyle demiştim, pansumanların bakın birbirine üstünlüğü yoktur, kişiye göre değişebilir gibi bir cümle varmıştı slaytlarda, evet. Hatırlıyor musunuz? Bu da yani kişinin yaranın bölge, işte el bileğinde bir yara var mesela, dirsekte bir yara var ya da batında bir yara var. Buna göre bile değişiyor yöntemimiz arkadaşlar. Mesela dirsekte veyahut da topukta, yani şeyde burada oynar bölgede direkt bak mesela çok yapılamazken başka bir yöntem daha iyi işlev görüyor. Teşekkür ederiz hocam. Bitireceğim diyorum ama bitiremiyorum. Bir soru daha geldi. Entübe hastalarda doktorlar ısrarla en az 45 derece olmalı yatak başı diyorlar hocam. Biz şey demiştik ya, 30 derece demiştik. İşte orada VAP diye endikasyonu yoksa diye bir şey geçmişti. Orada ventilatördeki, evet, hastaların bakımıyla ilgili kuralları kapsayan yöntem o. Evet. Gene o yüzden işimiz ekip işi arkadaşlar. Ekipteki zincirlerden birisi koptuğu zaman bu iş olmuyor. Hekimiyle, hemşiresiyle, ondan sonra laboratuvarıyla, laborantıyla, radyolojisiyle ve her zaman şunu söylerim. Klinikteki atıkları atan personel bile eğer ki zincirden koparsa işimiz olmaz arkadaşlar. Nasıl ki hastaya bütüncül bakıyoruz, ekipteki insanlar da yani ekip ruhuyla çalışmamız gerekiyor. O yüzden bu değişebiliyor yani durumlar. Teşekkürler hocam. Bir de Hattab hocama bir söz verelim. Düştü mü? Bana mı öyle geliyor? Hattab hocam düştü mü? Ses gelmiyor mu şu an? Görüntü gitti. Şu an sesim var mı? Evet. Evet. Tamam. Görüntüm de var. Öncelikle yüreğinize sağlık Fadime Hocam. Güzel bilgiler ve güzel deneyimlerden bahsettiniz. Ve güzel katkılar sundunuz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Yani bu bası yarası konusu gerçekten de arkadaşlar biraz daha şu şekilde bakmak gerekiyor. Hemşire olarak iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü bası yarası diyoruz yani, bir yatak yarası. Yoğun bakımlarda özellikle benim gördüğüm kadarıyla hastanın sırtında herhangi bir obje ya da herhangi bir şey bıraktığınız takdirde zaten orada herhangi bir bası yarası gelişebilir. Yani hemen o bile gelir. Aynen, o bile bası yarası. Yeni monitörü paletlerinde bile yani onların kalması, işte pozisyon verdiği kablonun birisi ucu altında kalması hepsi etkiliyor. Kesinlikle hocam. Yani onun için de hemşire olarak iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor ama şuraya da bir parantez açmak gerekirse, hemşirelik bakım kalitesinde, yani hemşirelik bakım hizmetlerinde bir kalite göstergesi olarak yer alsa dahi bu sonuç itibariyle sadece hemşireye bağlı bir sorun değildir. Özellikle bası yarası sadece hemşirenin sorumluluğunda ya da hemşirenin başarısızlığında gelişen bir şey değildir. Bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü şurada çok önemli kritik noktalar var. Kişinin ve hastanın klinik durumu da çok önemli burada hocam. Yani hastanın cildi, hastanın beslenmesi. Tabii, tabii. İşte saydık ya. Olarak bakmamız gerekiyor. Yani sadece hasta özelliğinde bakmamız gerekiyor. Hastanın durumuna göre bakmamız gerekiyor ve orada mesela hekimin yapmış olduğu girişimler de çok kritik. Tabii. Yani baktığınız zaman sadece hemşirenin yapacağı bakımla bile bazen yetmeyebiliyor yani. Bazen multiple, az önce Berke'ne söylediğim multiple disiplinler bir yaklaşım söz konusu. Evet. Gerçekten ekip olarak çalışmamız lazım. Herkesin
bunu önemsemesi lazım. Yani hekimiyle, hemşiresiyle, personeliyle bunun farkında olmamız lazım. Belki bakım yaptı mesela hemşire, o anda elinde enjektör kaldı. Bir hekim görüyorsa o hekim onu alabilmeli. Bir personel görüyorsa veyahut da hekim yani dalgınlığına gelir. Onlar da insan, sonuçta bir şeyler order ediyor. Yanlış bir order geçmiş olabilir. Biz onu uyarmak durumundayız. Yani o yüzden bizim şeyimiz, hizmet alanımız hasta. Hasta olmazsa bizim işimiz zaten olmaz hastanede, hekimin de hemşirenin de. O yüzden ortak noktada buluşup ekip ruhuyla multiple disiplinler çalışmak lazım. Çok doğru diyorsunuz. Yani hem hastaya ait faktörleri, hem çevresel faktörleri, hem çalışan sağlık çalışan intrinsik ve ekstrinsik faktörlerin hepsini şey tutmamız lazım, eşit tutmamız lazım. Ve bunları yaparken de hemşire olarak üzerimize düşen sorumlulukları yapmaktan da kaçınmamamız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum hocam. Yani sadece şuraya vurgu yapmak istiyorum. Bası yarası gelişti, bu hemşirenin başarısızlığıdır ya da hemşirenin bir eksikliğidir ya da hatasıdır ya da hemşirenin sorumsuzluğudur diye algılanmamalı. Tabii bunu belki öyle genellenemez ama Kaan da demişti şeyin başında, hiç hastalar kaldırılmıyor, yapılmıyor hocam, ne olacak falan diye. Biz birazcık bakımda şeyiz, yani çok hassas davranamıyoruz. Bu sadece hemşire olarak değil, hekimler de yani hastasına ne doğru yani şey yaparken sadece belki reçete yazıp tetkik istemek gibi bakılabiliyor. Ya da bizim grupta da order edilen bir tedaviyi uygulamak gibi algılanabiliyor bazı kişilerde ya da kesimlerde diyebilirim. Herkes aynı şekilde değil de hani bu yanlış algıyı ve de hedefe bulmayan oturmuş alışkanlıklardan biraz vazgeçmek gerekiyor. Biraz gerçekçi düşünmek, daha hassas bakmak gerekiyor sanırım. Kesinlikle hocam. Tekrardan söylüyorum, yüreğinize sağlık. Güzel bir akşamdı, güzel bir eğitim akşamıydı. Zoom'dan 300 kişi, YouTube üzerinden de 210 kişiye yakın arkadaşımız bizi takip etti. Ben hepsinin yüreğine sağlık diyorum. Hepsine çok teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah verimli olmuştur. İnanın bu kadar istekli genç grup karşısında heyecanlanmadım diyemem. Ama çok da sevindirici, çok da yüz güldürücü. Ben Kesinlikle. Diyorum yani bir şey en iyisini yapmak, yapmış olmak veyahut da bu alanda iyi olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Yarın öbür gün bir şey olduğumuzda sizler yani bize şey yapacaksınız, dokunacaksınız. O yüzden bu kadar istekli, bu kadar akşamın bu saatinde hala herkes soru soruyor. O yüzden evet. Hani şeyse ben sabah kadar da cevaplamak için kalabilirim. Soru sormak isteyenleri cevapsız bırakmayalım. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. Katılım sağlayan tüm değerli meslektaşlarıma ben burada herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Başka sorumuz varsa Berken Hanım, var mı başka sorumuz? Yani ısrarla gelen bir soru var. Çok konumuzla ilgili değil ama yanık tedavisinde balık derisinin kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi ben burada ona bir cevap vermesem daha iyi. Çünkü evet. Çok şey olmayabilir. Yanlış bir ifadeyle de hani şey yapmak, yanlış bilgi vermek istemem. Bu alanda kendimi çok iyi hani yeterli hissetmiyorum. Açıkçası çok net böyle bir döne yok elimde. Tamamdır. Bazı teşekkür ederim gibi, hocam. Hani kök hücre, bunun dışında işte büyüme faktörleri vesaire, bunlar hep çalışma şeyleri, son gündemde olan şeyler. Birkaç tane çalışma okudum onunla ilgili ama bizim şeyde ünitede mesela yara bakım ünitesinde ya da yanık ünitesinde Pamukkale Üniversitesi'nin böyle bir uygulamamız yok şu anda. Öyle değil. Teşekkür ederiz hocam. Umarım arkadaş için de açıklayıcı olmuştur. YouTube ve Zoom üzerinden çok fazla teşekkür mesajı geldi. Bence çok güzel bir eğitimdi. Eminim arkadaşlarım da bana katılıyordur. Ben çok verim aldım. Umarım herkes öyledir. Verimli olmuştur. Şimdi tüm arkadaşlarımdan ricam, Zoom üzerindeki arkadaşlar görüntülerini açabilirse kalp fotoğraf çekileceğiz. Evet. Hatip hocam, siz yönlendirin isterseniz. Tamam, kalpli fotoğraf için geliyorum. evet, değerli arkadaşlar, kalpli fotoğrafımızı çektikten sonra hem Zoom'dan hem YouTube'dan chat kısmına bir Google form atacağız katılım belgesi için, sizin bilgilerinizi almamız için. O şekilde yapacağız. Şimdi sağ alt köşede tepkiler kısmında emoji var. Kalp emojisi şundan. Şundan arkadaşlar. Evet. Bunu herkes yapabiliyorsa sıkıntı yoktur. 3'ten geriye doğru sayacağım. 1 deyince eş zamanlı tıklayacağız bu kalbe. Fadime hocam, siz görebildiniz mi?
Tepkiler. Sağ alt kısmında tepkiler var hocam. Reaksiyon yazıyor. Reaksiyonlar. Emoji var orada. Şöyle kalp emojisi var. Hatta hocam olmazsa ekran paylaşımı yapalım. Hocam bulamadınız mı? Sesinizi de kapatmışsınız da ben şu an sizi duyamıyorum. Ha, tepkiler göremiyorum neyin yanında bakıyorum ama. Hocam ayarların yanında sağ alt köşede var ya ekranı paylaştığınız yer var ya. Tamam. Oranın sağ kısmında kalıyor. Gördüm. Sağ kısmında tepkiler var orada kalp emojisi var hocam bir tıklayın. Tıkladım galiba. Evet, aynen. Evet, 3'ten geriye doğru sayacağım. 1 deyince eş zamanlı tıklayacağız ama bu kalbe. Geliyor. 3, 2, 1 tıklıyoruz. Hep birlikte tıklıyoruz. Aldım. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar. Ben şimdi buraya atacağım. Evet. Buraya attım. YouTube üzerinden bizi takip eden şu an 210 değerli arkadaşımız var. Onların da yüreğine sağlık. YouTube üzerinden de ekledim yine chat kısmına katılım belgesi linkini. Oradan doldurabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dolduran arkadaşlar ayrılabilir. Hepinizin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Linki kopyalayıp arkadaşlar buradan kopyalayıp Google'a yapıştırırsanız açılır. Evet. Figen Hanım burada mısınız? Buradayım. Tamam. Siz atın isterseniz chat kısmına. Linki. Formu ben kopyalayıp yapıştırdım. Şu an açıldı ama arkadaşlar açıldı. Kopyalayıp Google'a yapıştıralım. Şu an yapıştırdım ama görebiliyor musunuz chat kısmında? Evet geldi. Katılım belgeleri gönderilene kadar WhatsApp grubundan ayrılmayalım arkadaşlar. Aynı zamanda bu tarz eğitimlerin devamı her zaman oluyor. Devamlı düzenliyoruz. Takip edebilmek adına YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram hesaplarımız hem birlik bir hem birlik kamp hesaplarımızı takip etmeyi, yine Twitter'da hem birlik bir adıyla bizi takip edebilirsiniz. Eğitimlerimizden, bilgi postlarımızdan, bilgi reelslerimizden yararlanabilirsiniz. Buradaki arkadaşlar bu arada dolduramıyorsa hemen YouTube'a 144 kişi şu an yanıtladı. 155 hızla artıyor. Yani arkadaşlar doldurabiliyorsa. Bir saniye bir açıklama yapayım. Burada dolduramayan arkadaşlarımız YouTube'dan chat kısmında var bu arada. Oradan tıklayıp da açabilirler yani. Onu söylemek istedim. Yani Zoom'dan ayrılıp YouTube üzerinden şu an hemen oradan doldurabilirsiniz formu. Onu söylemek istiyorum. Sorun yaşayan varsa o şekilde de yapabilir. Dolduran arkadaşlar ayrılabilir bu arada. Sayıyı da görmemiz açısından güzel olur. Dolduran arkadaşlar hızlı bir şekilde ayrılabilir. Evet şu an dolduran arkadaşlarımız ayrılıyor görüyorum. 200 kişiye kadar düştü sayı. Evet. Güncel sayımız kaç Figen Hanım? Benim beklememe gerek var mı Sayın Hocam? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok güzel bir akşamdı. Yani geniş bir kitleye aktarımlarınız oldu, deneyimleriniz oldu. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Valla bu kadar kısa bir süreye çok daha iyi hazırlamak isterdim ama artık bir günde bu kadar oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Emeğinize sağlık hocam. Çok iyiydi. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben memnun oldum tekrardan tanıştığımıza. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Allah'a emanet olun. Berkenciğim ağzına sağlık. Çok güzel bir moderatörlük yaptın. Teşekkür ederim hocam. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok güzel bir eğitimdi bence. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Herkesin eline emeğine sağlık. İnanın gerçekten bu kadar güzel, genç, istekli bir grubu görmek beni çok mutlu etti. Yani iyi ki kabul etmişim dedim.
Çok sıkıştım ama değdi yani sizi böyle güzel insanları görmek. O yüzden başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür güzel ederim. Günlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Figen Hanım, güncel sayımız kaç acaba? YouTube'dan şu an 82 kişi bizi izliyor. Ben YouTube'u özellikle kapatmadım şu an ama kapatsak mı acaba? YouTube için bir 10-15 saniye bekleyelim. Dolduramayan varsa chat kısmına yazsın. Ben şu an takip ediyorum. Ya da YouTube'dan chat kısmına Emrullah yazsana bir. Herkes doğrudan doldursun ve biz YouTube'u kapatacağız çünkü şu an bir 10-15 saniye içinde. 394 kişi doldurdu şu an. Evet, yani 510 kişiye kadar normal kabul edebiliriz. Çünkü 510 kişilik bir katılım oldu toplam. Buradan dolduramayan arkadaşlar YouTube'da chat kısmından linki kopyalayıp Google'a yapıştırabilirsiniz. Aynen ya, YouTube şu an YouTube'a girip de tıklayıp da yine doldurabilirsiniz bu arada. YouTube hem bire girin, girince bir de abone olun. Bir de yayını beğenin, bir de sonra doldurun, ondan sonra gidin uyuyun. Öyle bir şeyler yapın işte. YouTube'da dolduramayan arkadaşlarım linki kopyalayıp Google'a yapıştırmayı deneyin lütfen. Beklerken Damla Nur'a söz verelim mi? Söz verelim de şu an Figen Hanım kaç sayı kaç? 426 şu an. Tamam. Arkadaşlar burada dolduranlar lütfen hızlı bir şekilde ayrılabilir mi? YouTube'da arkadaşlar 62 efendim? Kişi var. YouTube'da burada 68 kişi var bile. Şu an 50 kişiye düştü YouTube. Evet, arkadaşlar düşüyor. YouTube'dakiler kapatacağız hemen 10 saniye içinde YouTube'un canlı yayını, bilginiz olsun. Figen hocam gruba niye attınız hocam linki? YouTube'dan formu görmezler mi? Figen hoca nereye attı? Ya YouTube'un linkini atmış hocam, formu görmezler. YouTube'un mi? Linkini attım. Sorun yok yani. Ha, görmezler değil mi? Tamamdır. Nasıl sorun yok? Canlı yayın kapatılmadı hocam. Link gözükür orada, form linki. Tamam da link zaten önceden de grupta paylaşılmıştı ki yani. Hayır, şu an canlı yayına, YouTube canlı yayına gelip sadece formu doldurmak için gelenler olacak. Figen Hanım. YouTube yayınını kapatalım. İsterseniz. Bence de kapatalım. Hı hı.